Espresso Perfetto'dan herkese merhabalar. Kahve yaparken, özellikle iyi kahve yaparken, iyi kahvenin peşindeyken en büyük yardımcımız bence tartılar. Tartıları bazen ihmal ediyoruz. Sadece espresso kahve makinesine veya öğütücüye konsantre oluyoruz. Yanına diğer aksesuarlar alıyoruz. Kahve atık kabı veya bir takım işte tamper istasyonu, tamper. Ama tartı bazen aklımızda olmuyor o esnada. Ama çok önemli. Çok önemli. Bugün bu tartılardan şu masada görmüş olduğunuz çeşitler tek bir markaya ait Akaya tartılardan bahsetmek istiyoruz. Şimdi bu kadar çok çeşit niye var diyeceksiniz. Altı üstü bir tartı ama öyle değil. Kullanım kolaylıkları, kullanım amacına göre çok farklı çeşit ve modellerimiz var. Örnek verelim. Demleme yapıyorsunuz. Demlemede tartının önemi yadsınamaz. Çok önemli. Demleme yapıyorsunuz. Koyduğunuz kahvenin miktarından, daha sonra üstüne ekleyeceğiniz suyun, belirli sürelerle ekliyoruz biliyorsunuz, suyun miktarından her şeyi tartarak belirliyoruz. Ve bunu da kolay, okunabilir ve aynı zamanda güvenilir bir tartıyla yapmamız gerekiyor. O zaman her şey çok daha rahat oluyor. Çok ilginç bir özelliğini hemen başta söyleyeyim. Akaya tartıların diğer bazı tartılardan en önemli farkı nedir diyecek olursanız, bir hassasiyet, İki, özel cep telefonu uygulaması ve daha kolay bir kullanım. Üç, bazı pratik imkanları sağlayan yönlendirme rehber özelliği de var. Bunları yavaş yavaş anlatmaya çalışayım. Şimdi Akaya aslında tartılarını Pearl serisi ve Lunar serisi olarak iki ana ayırma koyarak üretmiş. Pearl serisi burada gördüğünüz, hemen şöyle göstermek istiyorum. Siyah Pearl ve Beyaz Pearl tartılar var. Zaten hepimiz bunlara aşinayız, görüyoruz çoğu yerlerde. Geniş bir yapısı var. Rahatlıkla üstüne portafiltre koyabilirsiniz. Portafiltrenin darasını alıp öğütücüden istediğiniz miktarda kahveyi alabilirsiniz. Şimdi öğütücü ayarlarını yaparken, yeni bir öğütücü satın aldınız diyelim. Ayarlarınızı yaparken dijital programlanabilir bir öğütücüyse eğer, single tuşuna ya da double tuşuna bastığınız an akacak olan kahve miktarını bir tartı yardımıyla belirliyorsunuz. Ben double'a bastığım zaman 18 gram kahve almak istiyorum diyorsunuz. Programlanabilir öğütücüler hep aslında saniye ayarı yaparlar. Yani kalınlık incelik ayarını siz belirledikten sonra oradaki saniye ayarını belirliyorsunuz. O saniye ama bize bir gramaj veriyor. O gramajın ne olduğunu da görmek için bir tartıya ihtiyacımız var. İşte burada devreye Akaya'nın bu güzel tartıları giriyor. Pearl, siyah ve beyaz pearl olarak zaten kullanılıyordu yıllardır. Bunlara bir yenisini getirdi Akaya, Pearl S. Pearl S biraz ilave bazı özelliklere sahip. Şöyle hemen bir tane açık var burada göstereyim. Belki oradan rakamları da görebiliyorsunuzdur. Üstündeki rakamlar çok daha net okunan nokta nokta led ışıklardan oluşmuş. Kullanımı biraz daha kolay. Tabi sadece bu değil. Burada ilave bir özellik var. Demleme rehberi. Öyle ki mesela belirli kahvelerin nasıl en iyi şekilde demlenebileceği konusunda İşte kahve kavurucuların verdiği bazı reçeteler var. O reçeteler doğrultusunda siz buradan uygulamadan indirip tartının üstünde tartının yönlendirmesiyle doğru demlemeyi yapabiliyorsunuz. Ya da kendinizin beğendiği, kendinizin uyguladığı bir demleme yöntemini sisteme yükleyebiliyorsunuz, paylaşabiliyorsunuz. Yani olay sadece tartı bir ağırlık ölçen bir mekanizmadan çıkıyor. Paylaşılabilen
bir ekipmana dönüşüyor. Bunun dışında tabii burada bir de işte training mode dedikleri sürekli sizi alıştırarak daha iyisini yapmanızı sağlayabilecek yönlendirmeler var tahtının üstünde. Mesela ok işareti var, daha su koy, daha su koy, üstüne biraz daha ilave et, biraz bekle, şimdi bekle. Özellikle az bilenler için, daha iyi yapmayı araştıranlar, arayanlar için yönlendirici bilgiler vermiş tartın üstünde. Şimdi Pearl ve Pearl S anlattık. Siyah ve beyaz olarak geliyor Pearl. Pearl S de aynı şekilde siyah ve beyaz. Bu şık kutuların içerisinde. Lunar'dan bahsedelim. Lunar, şurada gördüğünüz daha küçük boyutlu olan tartı. Burada bir tane de açığımız var. Siyah Lunar klasik artık oldu. Herkes tanıyor. Bir de siyaha ilaveten gümüş Lunar çıkardı Akaya. Lunar'ın kullanım alanı daha çok espresso için. Tabii ki demlemelerinizle yapabilirsiniz. Ama asıl kullanım amacı espresso için. O da şurada daha çok devreye giriyor. Espresso makinesinin fincanı koyduğunuz yere Lunar'ı bırakıyorsunuz. Üstüne bir tane fincan koydunuz diyelim. Bu dozing cup da bu amacı görsün. Üstüne koyduğum an tartıyor ve hemen daraya alıyor. Sıfırı görüyorsunuz. Bunun amacı içine akacak olan espresso'nun gramajını bir demleme oranı olarak sizin takip ettiğiniz mesela 1'e 2 bir demleme oranı yapıyorsunuz. O da şu. Kısaca bahsedelim. 18 gram kahve öğüttünüz. 36 gram içecek elde etmek istiyorsunuz. 36 gram içeceği elde edip edemeyeceğinizi görmek için önce o içeceğin içine akacağı fincanın boş bir darasının alınması lazım. Lunar bunu otomatik yapıyor. Herhangi bir tuşa basmanıza gerek yok. Hatta bunun da ötesi, ilk espresso damlası fincanın içine geldiği an saniye çalışmaya başlıyor. Yani bir nevi shot timer. Shot timer özelliği olmayan espresso makinelerinde akış süresi ya da extraction süresini işte mesela 25 saniye olarak hedefliyorsak bu 25 saniyeyi tartının üstünde de görebiliyorsunuz. Tabii bunların çok farklı notları da var. Her birinin ayrı ayrı özellikleri var. Ama şimdilik bu genel özelliklerden bahsetmiş olalım. Şimdi Akaya ürünleri, burada tabi tartılardan başka ilave bazı ürünler de var. Örnek, Akaya tartımızın üzerindeki aslında kendisiyle beraber gelen ısıya karşı koruyucu bir, nasıl diyelim, silikon bir pet var. Bu kaybolabiliyor, zamanla bozulabiliyor belki, özelliğini yitirebiliyor. Bunu kullanmak çok faydalı. Bulamadığınız zaman bizde bunların hepsi mevcut. Akaya bunları aksesuar olarak sağlıyor. Üst şeyinizi Akaya'nın çok daha uzun ömürlü kullanmak için tartınızı, onun üstüne bunu rahatlıkla yerleştirebilir ve tartınızı senelerce kullanabilirsiniz. Bu hem tartının hassasiyeti için de önemli bir ekipman. Başka ne var? Mesela Lunar. Lunar ufak bir tartı. Ama bunu portafiltreyi tartmak için de kullanmak istiyorsunuz. Pearl'de bu sıkıntınız yok. Pearl zaten geniş ama Lunar küçük. Nasıl çözüyoruz? Lunar'ın da üstünde bir tartma tepsisi dediğimiz böyle küçük bir ilave aksesuar var. Bunu Lunar'ın üstüne yerleştiriyorsunuz. Zaten bunun darası al diyor. Portafiltreyi alıp üstünde rahatlıkla darayı alabiliyorsunuz. Bu da Lunar'la birlikte çok kullanılan diğer bir aksesuar. Başka neler var? Kaplar var tabii ki. Onları hemen şöyle göstereyim. Burada Pearl'ün bir kutusu var. Zaten burada bir açık size göstermek için hazırladık. Pearl tartınızı seyahatlerde ya da yanınıza alıyorsanız, başka bir yere gidiyorsanız güzel koruyabilmeniz için şahane bir yani
hem sert hem dokunması yumuşak bir dokusu var dışında. Ama içindeki ürünü de koruyan harika bir pearl kabı var. İlaveten aynı şey tabii ki Lunar içinde mevcut. Lunar'ın da taşıyıcı kabı bizde bulunabiliyor. Akai ürünlerden başka neden bahsedelim? Buraya koyduğumuz dosing kaplar. Bu dosing kaplar da çok faydalı oluyor açıkçası. Tartıların üstünde mesela doz bazında öğütme yapan kullanıcılar var. Bunun içerisine sadece 20 gram çekirdek kahve koyup hassas tartıda bu tartılar üstelik 0,1 gram hassasiyetinde tartıyorlar. Doğru tartıyı aldıktan sonra bunu öğütücünün içine boşaltıyorsunuz. Öğütücüden çıkanı isterseniz bunun içine, yani portafiltreye almak istemiyorsanız ya da öğütücünüz özelliği belki portafiltreyi desteklemiyor, direkt bu doz kapların içerisine öğütebilirsiniz. Daha sonra doz kaplarını portafiltrenin içerisine yerleştirip kahveyi tamp etmeye devam edebilirsiniz. Bunlar iki boy var. Küçük boy ve orta boy. O tabii ki içine alacağı kahve miktarlarını da değiştirmiş oluyor. Son olarak bahsetmediğimiz bir şey vardı. Onu sonra sakladık. Şurada görmüş olduğunuz küçük kutu. Bu da bir tartı. Akai'nin bu Limited Edition. Cinco dedikleri meşhur tartısı. Şu gördüğümüz küçücük tartı aynı hassasiyette bu büyük Lunar abisi gibi ya da diğer Pearl tartılar gibi aynı hassasiyete sahip. Çok kolay bir şekilde bu alüminyum koruyucu kabının içerisinde yanınıza, cebinize koyup taşıyabilirsiniz. Aynı şekilde espresso yapacaksınız. Espressonun akacağı makinenizin damlalarının üstüne bunu koyup çalıştırıp darasını alıp, otomatik bu da daralıyor. Bu da yine saniyeyi veriyor. Diğer tüm özellikleri içinde barındıran küçücük harika bir hassas tartı. Bence şimdilik bu kadar. Akai ile ilgili her bir tartının daha detaylı olarak inceleneceği videolarımız daha sonra olacak. Ama bugün çok genel olarak bu markayı ve ürünlerini size tanıtmak istedik. Gelin beraber tartalım. birlikte tartmaya bekliyoruz sizi.